2017-yildan boshlab Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi 3 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa millatlarga qartilgan zulm va assimilyatsiya siyosatining vositasi bo'lgan jazo lagerlarida ziyonkashlik davomlashmoqda. Zulm va ziyonkashlik mexanizmining yangi halqasi Xitoyning Uyg'urlarni Sharq Turkistondagi jazo lagerlari va boshqa joylardagi zavodlarda arzon emgak kuchi sifatida ishlatilishi edi. Xalqaro qonun doirasida jinoiy qilmish bo'lgan bu ahvolga qarshi Amerikani o'z ichiga olgan bir qism davlatlar Xitoydan paxta va boshqa to'qimchilik buyumlarini boyqut qilishga chaqirdi. Xitoydagi kompyuter qattiq detal qorashtirish zavodidan ayrilgan va Sharq Turkistondagi to'qimchilik zavodida ishlashga boshlagan 35 yoshli Xitoy ishchisining oshkorlashicha Uyg'ur ishchilari Xitoy ishchilarining maoshining 2 hissasidan tuyan bir maoshga ishlashga majbur bo'lgan. Gerçi Xitoy hukumatı ilgari Uyg'urlarning zavodlarda arzon emgak kuchi sifatida ishlashga majburlanganligini rad qilgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy korxonachilarining Uyg'ur ishchilarini kamsitadiganligini va ularning Xitoy ishchilaridan ikki hissa tuyan maoshga ishlashga majburligini inkor qila olmaydi. Chunki Xitoyning xizmatchi qabul qilish uqtirishi, Xitoy ishchilarining bu masaladagi uchurlari va tashviqoti Uyg'urlar duch kelgan adolatsizlikni isbotlaydi. Dünyadaki ikinci çoğun iqtisad ve işlep çıkırış merkezi boğan Xitay, yeni tipteki Wuhan virussiz yokumu sebebiden yakınki 28 yıldın bu yankı en nacar iqtisadi körsetkişini aşkarladı. Tünü gün Xitay'da elan kılıngan sallıq məlumat qıqarganda, birinci pəsildi dövlət işçideki işki işlep çıkırış umumu kımmeti 6.10-8% tövallegin. Bu nisbet Xitay hükümeti 1992 yıldan bu yan elan kılan resmi iş sallıq məlumatları işçideki en nacar netici körsetkici. Yakınki pəsildikigi seleştirganda birinci pəsildi Xitay iqtisadi 9.10-8% tövallidi. Virusun merkezi boğan Xitay'da virusun tarqılışını azaytış üçün zavutla takılıp sayahat ve yürüyüş çekilimiz koyuldu. Bulanın hemisi təminləş zəncirinin merkezi boğan Xitay'dan başlanıp dünyanın her kaysi caylarda təsirini görsetti. Hem de təminləş ve ihtiyacdan kelip çıkan dünyavi krizisini keltirip çıkardı. Amerika Prezidenti Donald Trump yeni tipteki Wuhan virusu yıkımında kaza kılanların sani en köp devletinin Amerika emez, belki Xitay ikenligini. Şundakla virusunun Wuhan'daki tecrübe hanından çıkanlığını oturgu koyuşunun logiklik ikenligini etti. COVID-19 tuncak etten baykalgan Xitay'nın Hubei ülkesindeki Wuhan şehirlik hükümet tünü gün virus bilen kaza kılanlar sanığı tüzdüş kirgizdi. COVID-19 virus sebepten kaza kılanların sani kasten azaytılgalığı ilgir sülügen Xitay virusunun menbesi boğan Wuhan'da kaza kılanların sanının köpeği geldiğini ilan kaldı. Xinhua agentliğinin haberge qarğanda, Wuhan'da burun 2579 adam kaza kılan dep ilan kılıngan bulup, bunun yeniden 1290 adamını koş arqılıq, hayatıdan ayrılgalla sanının 3869 dep üzgertilgeligi ilan kılıngan. Bunun bilen Xitay'nın resmi sallıq məlumatlarına qarğanda, COVID-19 sebeplik kaza kılalla sani 4632'ye yetken. Nobel mukafatı sahibi virusşinas Professor Luc Montagnier, Fransiya mətbuatlarına qığan sözüde COVID-19'ni keltirip çıkagan, SARS-CoV-2 virusu da AIDS virusunun parçaları barlığını oturgu koydu. Montagnier, virusunu fakat tecrübe handılı işlep çıkırışkı boludığalığını oturgu koydu. AIDS virusunu baykağalığı için 2008 yılı Nobel Medicina mukafatına erişken tətqiqatçı mındık dedi. Tədqiqatımızda biz bu virusun özgergeliği doğrusu da yekün çıkardık. Şəhpəranın klasik virusu modeli var. Bu modelga VIH bölekleri koşulgan. Montagnier özünün bu özgürüşünü kimnin özgergeliğini bilmeydiğalığını, ama Wuhan'daki tecrübe kanında işlep çıkırılgan buluşu mümkünlüğünü etti. Yeni bir taraftan Amerika'da yeni tipteki Wuhan virusunun menbesinin Xitay'nın Wuhan'daki tecrübe kanısı buluşu mümkünlüğü karta guman bağansır küçeymekte. Amerika Taşkışlar Ministri Mike Pompeo ve onun Rusiyalik mensebdeşi Sergey Lavrov'nun Amerika bilen Rusya oturusdaki koralsızlanış söhbetini müzakir kılığı oturgu koyuldu.
Amerika Devlet İşleri Ministerliğinin bayanatçısı Morgan Ortagus, Pompeo bilen Lavrov'un uçuruşu doğrusunda yazma bayanat ilan kaldı. Minister Pompeo'nun Xitay'nın yadro koralsızlandırış sökbütüge katınışı gerekliğine təkitligeligi eğitilgən bayanatı da, Prezident Donald Trump'nın tasavvurğa asasen, kəlgüsüdeki koralsızlandırış sökbütüne 3 tərəflik elib biriş gerek deyildi. Bayanat yana COVID-19 yokumu, Rusya'da tutup durulgan Amerika puhraları ve Amerika bilen Rusya oturistiki 2 tərəflik məsillərinin müzakir kalınğalığı bildirildi.